Geçtiğimiz günlerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu iktidara gelmeleri halinde ilk 6 ayda gençler için yapacaklarını açıkladı. Bu vaatler arasında gençlerin ilk araba alımında, ÖTV'nin sıfırlanmasından tutun da yurt dışına çıkışlarda, pasaport işlemlerinde herhangi bir ücretin alınmamasına kadar pek çok vaat yer aldı. Peki gençler Kılıçdaroğlu'nun bu vaatlerine nasıl bakıyor? Vaatler güzel yani çünkü şöyle ekonomi biliyorsunuz pek iyi değil. Gençler de daha hani zorlanıyor. Ben de daha yeni bu sene İstanbul'u kazandım. Şimdi kiralık eve bakıyorum. Fiyatlar falan çok yüksek. Yani bazı şeyler de bizi rahatlatması çok iyi yani. Yapılabilir mi? Yani ben pek düşünmüyorum açıkçası yani. Siz düşünmüyorsunuz? Hayır. Düşünmüyorum. Niye? Ya yapısı şimdiye kadar yapılmaz mıydı yani bir şeyler? Bilmiyorum. Bana pek mümkün gelmiyor yurt dışına çıkmak falan. Gelmişiz 19-20 yaşında. Bu saatten sonra yurt dışında ne işimiz var? Ya CHP liderinin böyle bir açıklaması olmuş olabilir ama yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a söz geçirebileceğini düşünemiyorum ben yani. Hani ne yazık ki ben de çok isterdim o vaatlerin gerçekleştirmesi Türkiye'de bir genç olarak. Ve hani ama yapabileceğimiz bir şey yok sanırım yani. Tabii ki yapılabilir olarak düşünüyorum ben bu söylemleri ama kimin yapacağı hakkında pek emin değilim. Genelde şu an bu tür durumlar söylemlerle kaldığı için hani gerçekleşen bir şey görmedik. Yani çekimserim bu söylemine, ne kadar doğru bilemem. Doğru bulmuyorum yani. Şu anki hükümetin o şeyleri yapacağını sanmıyorum yani. Kemal Kılıçdaroğlu söyledi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapma olasılığı var ama diğer partiler adına bir şey yapamam yani. Peki bu vaatler sizce sizin için önemli mi? Bence önemli çünkü ekonomik anlamda daha iyi olacağız. Bizim için daha iyi olabilir yani. KYK borçlarının faizsiz olarak geri ödenecek olması bence en önemli şeylerden bir tanesi. Ve yine ülkenin durumundan dolayı çokça fazla söz edilen ÖTV zamlarının bu kadar haddi yüksek bir şekilde olması artık insanların bence hani burasına gelmiş durumda. ÖTV indirim olacak sanırım belli bir yaştaki öğrencilerin ya da genç insanların ilk arabalarında. Tamamını kesecekmiş, ne kadar kesecekmiş bilmiyorum. Ama yapılsa güzel olur, pek yapılabileceğini düşünmüyorum. Niye? Mümkün olmayabilir. Devletin hazinesindeki para belli. Devletin para ihtiyacı var. Onlar iktidara gelirse onların daha fazla para ihtiyacı olacak. Yani başka türlü kaynak bulabilirlerse tabii ki yapabilirler ama bana çok inandırıcı gelmedi açıkçası. Yani bir şey yapılacaksa eğitimden başlanmalı diye düşünüyorum. Eğer iktidarın başına geçecekse de kendisi ilk gençlere yönelik, gençlerin ihtiyaçlarını karşılaması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani eğitimden bir tek şeyimiz var. Neden yapılmasın? Böyle bir şey ülkemizin ihtiyacı var zaten. Ve yani şu anda bir genç bir şey yapacağı zaman önünde engel çıkan önemli şeyler vergiler. Yani bunların düşürülmesi gençlerin önünü açmak demek. Ben böyle düşünüyorum. Siyasilerin böyle vaatleri sizin oyunuzun rengini değiştirir mi ya da dikkate alıyor musunuz mesela? Yani çok dikkate almıyorum aslında. Çünkü bunların böyle göz boyama olduğunu düşünüyorum. Hani ağız olan konuşuyor gibi. Genelde böyle oluyor çünkü söylemler. Yani yaptıkları beni daha çok etkiliyor. Yani ne yapıyorsalar ona göre karar vermeye çalışıyorum bu durumda. Açıkçası siyasilere tamamıyla hiçbirine güvenmiyorum. Doğruyu söyleyeyim. Ancak hani yapılan icraatlere baktığınız zamanlarda kimin ne kadar oylarının düştüğü, kimin ne kadar oylarının yükseldiği hak eder hak etmez onu tartışırım. Ama çok fazla ortada. Yani siyasilerin sözlerine artık güvenmek zor. En basitinden Ekrem İmamoğlu'nun verdiği birçok vaat vardı. Ancak baktığınız zaman vaatlerin bazılarına engel olan insanlar var. Bu tarz siyasi muhalefet taraflarından çok fazla engellenebiliyor. Tabii bunlar çok fazla örtbas ediliyor. O yüzden çok da açıkçası inanmıyorum. Ancak artık vaatlere bile o kadar açız ki, işimize yarayacak vaatlere o kadar açız ki, öyle kötü hale geldik ki mecburen inanmak zorunda kalıyoruz. Şu anki yönetimin gitmesiyle hop diye her şeyin değişeceğinin umudunda da değilim. Yani öyle bir optimistliğim de yok tabii ki. Hani bu hükümet düşerse bile onun sonrasındaki kurulacak hükümetin her şekilde çok çalışması gerektiğini düşünüyorum. Yani ben samimi buluyorum açıkçası Kılıçdaroğlu'nun bu söylediklerini. Yani çünkü artık hani bir şeyler yapar diye tahmin ediyorum yani çünkü ilerleyiş için mesela bu seçimde yalan olsa seçilse bir dahaki seçim seçilemeyecek yani. Yani yapılabilse iyi ama ben yapılacağını düşünmüyorum yani her zamanki gibi şeyler derler sana vazgeçerler. Sizi ne ikna ediyor yani siyasilerin söylediği vaatlerde yapılabilir olduğunu düşünüyorsunuz yani? Yani ikna etmek değil de hani yurt dışına çıkma imkanları olursa hani benim için iyi olur. Gençlerin en acil ihtiyaçları arasında şöyle birkaç bir şey sıralasanız ne gelir önce aklınıza? Para, para, para. Bu kadar. Gençlerin para ihtiyacı var. Eğitim için para ihtiyacı var. Kendi özel ihtiyaçları var. Bizim en çok sanırım gelecek kaygımız var. Özellikle de burada yaşayan bir kadın olarak benim her gün gelecek kaygım oluyor. Akşam eve dönebilecek miyim? Nereden gitmem lazım? Karşıma bir adam çıkarsa ne kadar bağırabilirim, sesimi çıkarabilirim gibi. Yani benim bu tür kaygılarım var. Arkadaşlarımın tabii ki iş kaygısı var. Yani ben şahsen kaygılarımdan dolayı geceleri uyuyamaz hale geliyorum. Nedir kaygılarınız? Gelecek kaygılarım, para. En önemli şey para şu an. Dünyanın gücü para. Konuşulması gereken şey para. Ancak asgari maaşa baktığınız zaman yoksulluk sınırının altında bir asgari maaşımız var. Bu bir rezillik. Benim için en önemli ihtiyaç gezmek, yani gezebilmem, gençliğimi yaşayabilmem ve bunun önünde ulaşıma çok şekilde etkisi var. Müzeler pahalı olması. Yani genç olarak bunların ucuz olmasını isterdim. Online eğitim mevzusunun daha ne kadar süreceğiyle alakalı çok büyük şeylerimiz var, korkularımız var. Onun haricinde okullarda mesela şöyle bir problem var. Özel üniversitelerden bahsetmek istiyorum. Devletlere girmek artık çok zor. Sınav sistemi çok saçma. Onun haricinde özel üniversitelerin fiyatları çok fazla artmış durumda. İş bulamıyoruz. KYK'ya başvuruyoruz. Daha sonra bunun üstüne faizle ödüyoruz. İş yok. Nasıl ödeyeceğiz? Bizim isteklerimiz daha iyi bir eğitim. Benim şu anki tek isteğim, üniversite öğrencisiyim. Daha iyi bir eğitim istiyoruz. Bu kadar. Eğitim başta. Ekonomik olarak öyle. Temel sıkıntı çok şu an alım gücümüz yok, yani her şey pahalı. Araba olsun, oyun tarzı şeyler, her şey şu an pahalı. O yüzden yani bir ucuz zamanın olması lazım yani. Vallahi şu anlık gençler için değil sadece ama ülke çapında bir düzeltme gerekiyor yani. Özellikle adalette ve ekonomide düzenlemeler gerekiyor.